Başlıyoruz. Heyecan falan yok değil mi? Yok. Benim adım neydi? Senin adın Burak Bey. Bey ne ya? Benim beynim sonradan çalışmaya başlıyor. İlk etapta pek bir şeyler gelmiyor. Açıl ama şu an açıl abi. Olmaz öyle başla sonra. Şu anda moda girmen lazım senin. Bana bunlarla geldi ya. Bu arada sana Can mı diyeyim, Louis mi diyeyim? Hiç fark etmez ama Louis olarak. Louis zaten bölümün konsepti de olduğu için Can biraz garip olabilir. Evet. Benim adım Beri, ben Meksikalıyım. Ve Türkiye'de 7 sene oturuyorum. Ben bir Almanım ama 5 yıldır Türkiye'deyim. Benim Tofaş'ım var, Tofaş hayranım. Atahan Salıkoğlu, babam Türk, annem Çinli. Yeni Türkiye'de geldim. Peki Türkçen bir senedir mi bu seviyeye geldi? Bir senede mi? Bir sene. Öncesinde Türkçe hiç bilmiyordum. Sadece babam şabalak diyorlar. Öyle gibi. Çok Türkçe konuşmuyorum. Baban sen şabalak mı diyordun? Şabalak, her zaman. Türkiye'de 14 yaşından beri buradayım. İstanbul'da ikamet ediyorum şu anda. Ve diş ticaret yapıyorum. Birazcık haber sunuculuk gibi oldu. Merhabalar, ben Louis Dotsberry. Eğer beni tanımıyorsanız veya belki o bu herif kimdi ya diyorsanız 3YBT'den biliyor olabilirsiniz. Aynı zamanda müzisyen kimliğimle şarkılarımı çıkartıyorum. Kesinlikle hemen adımı bir şekilde yanlış yazsanız da gidin Spotify'a. Çıkar ve dinleyin şarkılarımı. Ve this is me. Türk müzikleriyle aran nasıl? Sadece Tarkan biliyorum. Ne biliyorsun Tarkan'dan? Ben çok büyük Barış Manço hayranım. Evet. Barış Manço. Biber patlıcan. Tarkan'ı biliyorum tabii ki. Ama başka şarkı bu kadar çok bilmiyorum o zaman şimdi. Dinleyeceğim. Mor ve Ötesi'ni çok severim. Çok dinlerim. Sena Şener'i çok severim. Çok dinlerim. Ondan sonra eskilerden Kurbanları severim. Barış Manço'ları severim. Cem Karaca, Erkin Koray'ları severim. İlyas Yalçıntaş. İlyas Yalçıntaş. Yes. Bu tuzlu meltem mi böyle incirler olana kadar kalsaydım bari. Onu çok severim. Bütün şarkılarını da dinlerim. Bugün ilk önce Türkiye'deki en meşhur şarkıcıların, dünyanın en meşhur şarkılarından esinlenerek veya direkt alıntı yaparak ürettikleri şarkılara tepki vereceksin. Dinleyeceğim. Anladın mı? Şarkı dinleyeceğiz. Anladın mı? Evet. Emin misin? I think so too. I don't like... Niye söylemiyorsun? Sonrasında da tam tersini yapacağız. Yabancı şarkıcılar bu sefer işte eski zamanlarda yayınlanmış Türk şarkıları alıp kendi şarkılarında kullanmışlar. Bir de ona bakacağız. Süper. Hangisi güzel olmuş onları konuşacağız. Bak şimdi bu şarkıya gelince şimdi insanın yerinde durması biraz zor oluyor. Benim okul zilim buydu ya. Böyle çıkıyorduk biz okul ziline. Dans ede değil mi? No way. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bu adama garip bir şekilde hastayım ya. Neden Deniz'de? Abi de Trabzon'da çıkmış. Ula ula ula. Ne yapıyor Deniz'de? Evet. Ne oldu ya? Oh my god. Gerçek mi? Gerçek. Gerçek. Wow. Bu beklemedim. Evet. Bunu beklemedim gerçekten. Bir şey sormak istiyorum. Neden Deniz'de? Yakışıklı gibi mi görünüyor? Hiç sorma. Ama bir mesela karizmatik gözükmüyor mu Deniz'de? Karizmatik yani bence şaka gibi. Çay bahçesinde yapmasını daha çok tercih ederim. Ya bir sınavın içinde güzel değil mi ya? Abimiz... Islak ıslak. Bilemedim şimdi. Ama her ikisi de çok güzel yani zaten çok beğendiğim, sevdiğim bir melodidir. Yani bunun üzerine güzel bir horon tepe. Aşk hakkında bir şey yazmak to go bir şey. Melankolik bir şey yazmak hemen hani elimize en kolay gelen şey o. Ama bu adam ve özellikle müziğin bu olduğu era, daha Türkiye'de kreatif müziğin olduğu era bence kendi canrası için güzel. Ben helal olsun diyorum bu adama. Türkiye'deki dinlediğin şarkıcının adı Davut Güloğlu. Hı hı. Çok meşhurdur Türkiye'de. Şarkının adı Katula Katula. Karadeniz şarkısı mesela bilir misin hiç Karadeniz türküleri, evet, şarkıları? Evet. İşte bu onlardan birisi. Ha. Katula Katula.
Aha, katılıyorum. Şey, ula 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 ula. Evet. Diyor. Aha, beğendin mi? Çok beğendim ya. Bence bu akşam dinleyeceğim. Malezya'dan geldim. Her zaman dinledim. Çok sevindim. Evet. O Türk version sevmedim. Orijinali daha güzel diyorsun yani. Vallahi. Daha güzel. Vallahi daha güzel. Çok farklı, çok enteresan, hareketli, beğendim. Güzel. Sanki böyle bir eve gidince bu şarkıyı dinleyecekmişsin. Gerçekten evet. Ben sonra dans edeceğim. Bizim Mardin'de değil, Mardin'de miydi? Nemrud'un kızı diyorlar ya, hani bunu yaparken çiğ köfte yürüyorlar, sonra yukarıya falan fırlatıyorlar ya, minberde falan oturuyorlar evet, şöyle. Evet, evet. Ha, o şarkı çalarken mesela bunun gibi işte mıhlama yaparken işte insanlar işte çocuk abi, oradan tamam, bir şeyler getiriyor. Fazla hareketli bir şarkı yani. Onu diyorum işte. Birbirine falan atmaları ya, lazım ki. Bizim Karadeniz insanlar zaten çok hareketli. Yani biliyorsunuz ki yani hızlı hızlı hemen yapıyorlar. Bence o şarkı buna çok daha güzel olurdu. Tabii ki bu şarkıyı biliyorum ya. Çok eski bir şarkı. Aa, bunu biliyorum. Perhaps, perhaps. Bu arada bunu kim söylüyordu? Bunu Doris Day. Doris Day. Evet. Bu şarkı çok güzel. Şimdi Türk versiyon. Türkiye'nin en efsane bandlerinden biri. Bu harika Türkçe. Bu bizim şey değil mi ya? Neydi bu abinin ismi? Athena. Athena mıydı? Gökhan değil miydi? Athena Gökhan evet. Ha Gökhan. Gökhan. Çok beğendim. Gerçekten Türkçe çevirisi çok iyi. Mükemmel. Beğendim. No way. Türk. Amerika gibi duruyor. Ben... Türk gibi hiç durmadı. Elbiseler var. O çok sevdim. Siyah beyaz. Çok sevindim. Çok sürpriz oldum. Aynı yok ya. Bekle. Bekliyorum, bir şey demedim. Bayağı iyi yaptı ama bence çok farklı bir şarkı oldu. Aynı değil. Şimdi Doris Day'in Perhaps 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 şarkısını Athena senden benden bizden olarak yani aynı melodiyi kullanarak uyarlamış. Nasıl olmuş abi sence? Bence güzel olmuş. Aslında sample'lamış altyapıyı birazcık ve kendi sözlerini koymuş. Belki güzel olmuş. Neden olmasın? Yani yapılır. Ki Türk müziğinde de bunun çok sample'lar alındığını biliyorum. Özellikle elektronik house müziklerde, rap müziklerde. O yüzden helal olsun. Gayet zaten güzel uyumuş diyorsun kesinlikle. Yani. Bence şöyle, tabii ki Türk müziğin uyumasıyla, nasıl söyleyebilirim şimdi, çok çıkmaz bir sokağa girdim. Şimdi bu Gökhan'ın böyle bir şarkı söyleyeceğini hiç aklıma gelmezdi. Daha çok böyle hızlı bir şey hani ben mesela uçar mesela gibi şarkılarla ben onları tanıdım. Ama güzel bir uyarlama olmuş bence. Eve gittiğimde ben bunu dinlerdim dediğin hangi şarkı sence? Türkçe olabilir. Öyle çok mi? Güzel. Athena evet. Var. Çünkü biraz farklı, daha modern tabii ki. Evet. O zaman bu yüzden daha beğendim. İlk şarkı bence daha iyiydi. Ama ikinci video daha güzeldi çünkü daha kalabalıktı, ne yapıyorlar bakmak istedim. Ama ikinci videoda çok güzel elbise falan vardı. Son zamanlarda en çok dinlenen iki tane şarkısını dinleyeceğiz. Hemen. Bana böyle ben şey gibi hissediyorum, böyle bir Uzi şarkısı gelecek bir yerden. Hayır yok yok, Uzi gelmeyecek. Çok yeni bir şarkı. Aa, biliyorum bunu ya, herkesin böyle. Bu şarkı herkes biliyor. Evet. Aa, evet. Biliyorum. Çok güzel. Efsane. Efsane. Hangisi? Ara. Çok iyi ama benim için orijinal. Orijinal. Evet. Ama Türkçesi iyi. Pop gibi, çok party için. Ama ben hiç parti yapmıyorum, o yüzden çok dinlemedim. Ama güzel bir şarkı. Güzel şarkı değil mi? Güzel şarkı. Evet, güzel şarkı. Ya şey, dans ettiriyor. Dans, ben dans etmiyorum. Biraz önce ediyordun. Şimdi Athena'ya eyvallah deyip Zeynep Bast'a eyvallah demezsek olmaz. Direkt almış gibi gözüküyor.
Şimdi Athena tarafından bakarsam, Athena benim için çok artistik ve müzik camiasına siyah bir güneş olarak doğduğu için Athena'yı farklı gözle bakarım tabii ki. Güzel bir benzetmeydi ya, siyah güneş. Yani helal hani olsun. Birazcık böyle rebel, you know, hani ağzınıza sıçarım sizin olarak geldiği için Athena'ya kızamam diyeyim yani, hatta daha çok beğenirim. Ama şimdi Zeynep Bastık'ın müzik piyasasına böyle bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Daha yok yani, en azından daha yok. Ya yani daha yok diyeyim, diyelim. Evet. Yani brutal olmayayım. Instagram'da gördüm de hemen scroll yapıyorum. Zeynep çünkü Bastık versiyonu mu, orijinal versiyonu? Her ikisi. Çünkü gerçekten gına geldi. Kişisel şeyimdir. Türk şarkı dediğinde hüzün olacak birazcık, ya da birazcık böyle ağır başlı olacak insan bunu dinlerken. Abi biz de neşeli de olabiliriz yani, neşeli yok, şarkı. Yok, neşeli olabilir tabii ki de. Evet. Hani onda sıkıntı yok. Ama bu bence birazcık daha uçuk kalıyor. Hmm. İlk dinlediğimiz şarkıcının adı Nejmiş. Dinlediğimiz şarkının adı da Paro'ymuş. Daha sonrasında Zeynep Bastık bu şarkıyı Ara olarak yeniden yayınlamış efendim. Hangisini böyle evde açıp da dinlersin? Hangisini daha çok beğendin? Tabii ki Zeynep. Zeynep Bastık'ı daha çok beğendik. Evet, Zeynep Bastık. Geçelim dördüncüsüne. Tamam. Dördüncüsü çok eski zamanlardan iki şarkı dinleyeceğiz. Okay. Evet. Aha, ablamız geldi. Abi bayılırım bu aradaki işte funk şey vibe'larını, R&B. Aa! Bu kız biliyorum. Ajda Pekkan. Wow! Bu benim. Bu arada ben İzmir'de Avnaki Yol Lisesi'nden mezun oldum. Böyle ağlayıp büyüyoruz artık biz deyip mezuniyet şarkımız buydu. Ne demişler? Ne demişler? Eğlenceyi de birazcık içine hüzün katarsan aha böyle olur. Tam senin tarzın. Evet, böyle. Çok şaşırdım çünkü ikinci videoda bu kız biliyorum. İlk gün Türkiye'de onundan bir video gördüm televizyonda ve herkes bana söyledi. Bak bu kız çok ünlü burada çünkü çok yaşlı ama çok genç görünüyor. Evet. Değil mi? Evet. Ajda Pekkan. Pekkan. Duydun mu hiç? Hayır. Ajda Pekkan duymadın mı ya? Pekkan ne demek? I Will Survive şarkısı 1978 yılında yayınlanmış. Ajda Pekkan'ın bambaşka bir şarkısı da 1979 yılında yayınlanmış. Bir yıl arayla yayınlanmışlar. Bu çok klasik bir şarkısı ama orijinal. Orijinalde kalıyorum. Ben buna 50-50'yim ben. Amerikalı ablamız güzel söylemiş. Yani döktürmüş. Onda bir sıkıntı yok. Ses muazzam. Ama Ajda Pekkan da bizim içimize hitap ettiği için. Evet. Bizim anladığımız... Duygusallığı tabii, veriyorsun biraz. Verdiği için biz buna tabii ki bir puan vermemiz gerekiyor. O yüzden 50-50. Orijinal şarkıyı seviyor muydun? Tabii seviyorum. En sevdiğim. I will survive. I will survive. Ajda Pekkan'ın şarkısını beğendin peki? Beğendim ama orijinal daha güzel bence. Şimdi abi ikinci partımıza geçeceğiz ama öncesinde şunu soracağım. Hı. Mesela diyelim ki Türkiye'den gidip ülkene dönmeye karar verdin diyelim. Hı. Gittin abi ve sana dediler ki İşte Francisca, bize Türkleri 3 kelimeyle anlat. Tabii ki kelime ve en kullandığım kelime güzel. Güzel. Çünkü Türkiye'de hepsi güzel. Şarkı nasıl güzel, yemek nasıl güzel, günün nasıl güzel. Güzel her zaman kullanabiliyorsun. Hı-hı. Sadece bir kelime lazım Türkiye'de, güzel. Güzel, sakal. Ben yarı Türk'üm ama hiç sakalım var. Çin'de sakallı çok mu az? Çok az. Ben ve abim hiç sakal yok. Ve küfür. Küfür. Evet. Oo. Benim kızım her zaman haber bakıyor. Yavşak, yavşak, yavşak diyor. Misafirperver. Ondan sonra ikincisi meraklı. Ve üçüncüsü duygusal. Duygusal. Yes. Evet. Türk insanı duygusaldır diyorsun. Bayağı. Yani. Evet. Sıcak kalplı, enerjili. Tamam. Ve yemek seviyorlar. Ve dans etmek ediyorlar. Biri kalpten olurdu kalpten kesin. İnsanlar. Farklı fikre ikinci bir şans yok yani. Onu nasıl kelime, ne kelime söyleyebilirim bilmiyorum. Yani tek bir... Odaklanıyorlar. Evet, tek bakış açısı. Biraz at gözlüğü, at gözlüğü kafası diyebilirim. Var evet. Anladım. Ama üç de kolektif diyebilirim. Kolektif bir... Güzel kolektif bir toplum diyebilirim. Peki şunu da ekleyeyim.
kötü bir şey söyleyecek olsan, beğenmediğin, bizim Türkiye ile ilgili beğenmediğin bir şey. Hı-hı. Neyi beğenmiyorsun mesela? Bazen soruları beğenmiyorum. Evlendin mi? Bekar mısın? Bazen ya çok terliyorum. Nasıl cevap verebilirim bilmiyorum. Evet. Ama Almanya'da böyle bir şey gibi değil. Yani biliyorsun biz biraz daha mesafeli. Hı-hı. O yüzden biz çok sorular sormuyorlar. Geçiyoruz demin yaptığımız işin tam tersine. Evet. Bu sefer orijinal şarkılar, Türk şarkılar, hı-hı, ve yabancılar gelip o Türk şarkıları alıp kendi müziklerini, şarkılarında kullanmışlar. Hemen ilkinden başlayalım. Nükhet Duru ile başlıyoruz. Severim Nükhet Duru. Şöyle. Yeşilçam zamanlarından gelen bir müzik. Evet, ben de. Wow, sesi çok güzel. Bu arada ben özlüyorum ya bu müziği Türkiye'de. Evet. Yani şu ne kadar melankolik ve dark bir vibe'ı var yani, çok çok kreatif şeymiş yani. Şeymiş abi, hani 70'ler 80'ler bu arada çok güzelmiş hakikaten müzik alanı, evet, Türkiye'de ya. Yani bildiğin müziği Türkiye'ye böyle yatırmışlar, giyotini salmışlar yani, öyle olmuş. That's The Weeknd. Yeah. Ah, wow. Aynısı bu. Çok farklı. Abi adamların işte o kulaklı, o kulaklı değil, benim kulaklığım var da, o kulağı var adamların hani. Wow, what? Yo. Yani uyarlama yapıyorsun da bunun da bir raconu var ya. Adam adam bildiğini düpedüz yani şarkının şey yapmış. Şarkının sözlerini beraber, evet, kullanmış kendi şarkısını. The, evet, Weeknd. Şarkı tam farklı değil mi? Sadece farklı. Ben başlangıç. Evet. Anladım. Aynen öyle. Gerçekten muhteşem. Ben yani Türkçe, o Türk şarkı güzel ama benim type değil. Sonra The Weeknd. Şaşırdın o, değil mi? Evet. Ben hiç bilmediğim kılandı. Ne düşünüyorsun? İlginç bir... Çok harika. İlginç, çok enteresan, çok farklı. Tersi çok çok farklı. Tabii ki The Weeknd'e daha modern. Tabii ki. Ama ikisi de çok güzel. Ve Türk şarkıcı ne kadar güzel ses. Sesi güzel değil mi? Evet, çok Nükhet güzel, Duru mükemmel. Ya. Dedi ki bu çok sick bir beat yani, bir karanlık var arkasında. Nükhet abla yazmış bunu demiş yani ve almış onu. Bunu kullanmalıyım demiş. Ve bence çok iyi yapmış. Çünkü ufak tatlı bir nüans olarak koymuş, evet, şarkıda. Nükhet Duru'nun bu şarkısı 1978 yılında yani yaklaşık 50 yıl önce çıkmış. Oh, wow. Ben de ilk defa izledim ve ben 5 yıldır buradayım. Weeknd nasıl buldu bilmiyorum. Evet, evet. Geçelim hemen sıradakine. Buna çok şaşıracaksın. Çok bilinen bir şarkı. Aslında Türkiye'den alınma. Onu göreceğiz. Kulaklığı takalım. Karayolda. Benim evim. Bu bizim okullarda çalan zil sesi değil mi? Kliplerde inanılmaz bu arada. No way, bro. Vay! Gerçekten. Dude, it's Turkish. We made this. Biz yaptı. No way, bro. No way. Evet. İnanmıyorum. Evet. Benziyor mu Ali? Yani. Onun DNA'sı nereden geldiği belli. Birebir hani, aynılar diyorsun. Tabii ki. Mesela bir babayı görüyorsun, bir oğlu görüyorsun farklı farklı yerlerde ama diyorsun ki ha bunlar baba oğlu diyorsun. Aha böyle. Wow. Gerçekten şaşırdım. Çok. Çok şaşırdım çünkü evet aynısını. Aynısı. İnanmıyorum. Ne oldu, şaşırdın? Evet bunu bilmedim. Bilemedin değil mi? Wow. Şimdi öğrendim. Nereden geliyor? Wow. Levent Yüksel'in şarkısında tabii ki görüyorsunuz bir böyle Orta Doğu gamları var, ritmik value'ları var. Dünyada da 2000'lerde Sting de bunların bir parçası Desert Rose şarkısıyla böyle bir Orta Doğu'dan bir ezgiler alalım tribi var yani. Ve o kadının da aldığı kısım biraz onu elektronik şeye çevirmek. Levent Yüksel'in Zalim isimli şarkısı 1995 yılında çıkmış.
Edward Maya'nın Stereo Love şarkısı da 2009 yılında çıkmış. Yalan söylüyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim oğlum ben sana? Gerçek değil. Ben duydum. Türk şarkıda... Sonra... Anladın değil mi? Yeah, wow. Wow. Vallahi şaşırdım. Vallahi. Peki güzel. Hangisini daha çok beğendin abi? Hangisi sana daha hitap eden bir şarkı oldu ikisi arasından? Aslında ikisi de yani... Apples and Oranges gibi biraz. İkisi de çok farklı canralar. Evet. Ama Levent Yüksel'inkisini daha çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Biliyorum zaten ikinci şarkıyı. Evet. Yabancı şarkıyı çünkü bu çok meşhur dünyada. Ama tabii ki orijinal çok güzel. Orijinal bu, çok evet, güzel. Evet, çok, çok güzel. Ama ilk defa duyuyorum. Selda Bağcan dinliyor musun abi? Biliyorum. Biliyorsun. Karakteri çok ilgimi çekiyor. Selda Bağcan'dan bir şarkı dinleyeceğiz. Ve sonrasında da Dr. Dre'den dinleyeceğiz. İyi. Hemen kulaklığı takalım. Ablamız çok melankolik. Gothic style gibi kızlar. Çok güzel olmuş. Wow. Çok farklı. Mesela. Evet. Gitar mükemmeldi. Gitar mükemmeldi. Gerçekten bence çok farklı bir müzik. Değişmiş değil mi? Melodi biraz aynı. Aha. Ama tam farklı. Bu şarkı hiç beğenmedim. Dr. Dre, Dre. Bu nasıldı? Bence okey. Güzel yani. Gayet ama güzel. Ama benim type değil. Bu biraz daha çabalamış sanki. Yani kendi yorumunu katmış. Weekend abimiz gibi tekrar aynısını koymamış. Evet. Birazcık emeğe saygı duymuş gibi. İkisi biraz benziyor. Evet. Ve ama ikincisi şarkı gitar bayıldım. Sen çok güzeldi. Sen çok sevdin orada. Evet. Evet çünkü daha duyuyorsun çok güzel. Aha. Ama ikisi de iyi. O biraz da batı gamına benziyor ama sona doğru diyor ki "Hello I'm Turkish." Saygı duyan, diğer sanatçıya saygı duyan insanlar biraz onları resemble, sembolize edecek kadar bir kısmı oraya koyar. Hem oraya bence çok güzel uyduğu için hem de respect, out of respect. Çünkü onu dinlediğinde ve o şarkıyı biliyorsan, biliyorsun ki o oradan. Evet. Eğer sırf o gamı kesseydi, ona benzeyen başka rock şarkılar var bu arada. Yani onun kuyruğu Selda Bağcan diyor aslında, yani. İmzası gibi bir evet. Şey yani hakikaten. Mesela Meksika'da Tarkan çok meşhur. Doğru. Çok meşhur. Gerçekten evet, gerçekten çok meşhur. Ben mesela Meksika'ya gitsem, sokakta bir amca çevirsem, desem ki amca Tarkan'ı biliyor musun? Biliyorlar. Gerçekten. Gerçekten, abi. Evet, gerçekten. Ben okuldayken, ben belki 8 yaşındaydım. Herkes Tarkan bayılıyoruz. Allah Allah. Evet, o zaman biz çok iyi biliyoruz Tarkan'ı. Hemen devam ediyoruz ve artık son şarkımıza geldik. Sezen Aksu. Oo. Evet. Canlıyım. Hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım. İnanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Wow, büyük bir deja vu aldım. Ne oldu? Bana niye bakıyorsun ya? Hadi spor yapalım. Es mi bu videonun ismi? Bu hiç duymadım. Scooter! Scooter Alman bir adam. Yo, haram. Maşallah gözler bu arada fıldır fıldırdı yani. Hiç durmadı abi gözler. Yok şimdi öyle değil. Belki kız arkadaşım da izliyorlar bunu. Ha. Belki şerefsiz nelere bakıyordu. Olabilir, olabilir. Ama yok yalan değil. Yani burada bir sürü göt vardı yani videonun Popo ismi. Diyelim. Popo pardon. Sezen Aksu'nun şarkısına böyle bir uyarlama yapması. Birincisi görüntüsü benim hoşuma gitmedi yani. Çünkü beni rahatsız etti yani böyle izlerken. İkincisi... Bence güzel bir uyarlama olmadı. Sezen Aksu'dan devam ediyoruz. Bence orijinal. Sezen daha Aksu iyi, evet. Daha iyi. Bu çok hareketli. İkinci şarkı çok çok hareketli. Sen o biraz zaman... daha duygusal şarkı mı seviyorsun? Evet, biraz daha sakin böyle ama ikincisi çok hareketli. Güzel ama benim için orijinal. Türkler şarkı güzel. Tekrar benim type değil ama... İkinci
benim type değil. Bilmiyorum. Neyini beğenmedin? Hiç dinlemedim. Hiç dinlemedin. Evet. Bence çok farklı ama şöyle söylemek istiyorum. İlk şarkı Sezen Aksu'dan benim en favori şarkım çünkü... Gerçekten? Ben bir dizi izledim, adı Kiralık Aşk. Ve Kiralık Aşk daher intro müziği her bölümde... Hadi bakalım mı çalıyordu? Evet. Aa. Aynen. Ve ben çok büyük bir hayranım. Kurtlar Vadisi diye bir dizi var. Aa. Ona bir bak. Tamam. Benziyor. Ama burada bir garip bir vibe var. Hani bir spor videosu mu, baba videosu mu, müzik mi bilmiyorum ama... Bunun transition'ını beğenmedim çok, yalan demeyeyim. Beğenmedim. Yani Sezen Aksu'nun orijinal versiyonu çok daha güzel diyorsun. Kesinlikle. Çok daha eğlenceli, tatlı bir parça olmuş ama bu birazcık... Olmamış, gitmemiş olmuş. Diyorsun. Bu arada bu şarkının adı Big Room Blitz'miş. 2014 yılında çıkmış. Alman Scooter ile Wiz Khalifa'nın birlikte çıkarttığı bir şarkıymış. Bu da böyle Allah bir Allah. Bilgi efendim. Şimdi Franska yavaş yavaş bölümümüzün sonuna... Gelirken izleyicilerimize onların da böyle bilmediğini düşündüğün bir şarkı tavsiye eder misin? Get Stupid by Bulao. Bulao mu? Bulao, German. Ha. Get Stupid. Şöyle söyleyeceğim. Söyle. Uzi, paparazzi. Uzi mi? Evet. Hiç bekle. Barış Manço'dan Uzi'ye nasıl geldik biz ya? Yanımda olsan. O Ses Türkiye var ya, ha. Panellerde... Neydi ismi ya? Ağlamadım diye sormadım. Efendim? Koç. Oğuzhan Koç. Evet, thank you. Evet, Oğuzhan Koç'un Yanımda Oğuzhan. O şarkı benim için çok önemli, çok önemli bir şarkı. Bir kuple alabilir miyiz ya? Ben bilmiyorum çünkü. Sadece bir duyayım, belki duyunca hatırlarım. Ha. Bir gün daha devrildim ama hiçbir anlamı yok inan. Ha. Öyle bir. Bir grup var ama onlar İspanyolca bir grup. Mecano, Hijo de la Luna. Mesela aynı çocuğu. Aynı çocuğu mu? Aynı. Son of the Moon. Is a translation. Son of the Moon. Ayın çocuğu. Aynı. Evet, aynı. Ayın. Tamam. Ayın çocuğu. Ama böyle çok popüler olmayan, biraz bir underrated bir şarkı varsa bildiğin. Benim şarkılarım çoğu underrated, istiyorsanız dinleyin. Evet, tamam. Jokes aside. Anadolu Rock Project. Revival Project. Revival Project. İnanılmaz çok şarkılar çok ve iyi. Türk müziğinin ne kadar aslında geniş, ne kadar güzel batıyı sentezleyip bunu Turkish version yaptığını ben orada daha çok öğrendim yani. Evet. Ne ya kadar limitedmiş onu gördüm. YouTube kanalları var. Yani hakikaten oraya gidip... Evet, evet. Şey, müzikleri, şarkıları ya, dinleyebilirler. Bence oradan sadece playliste bassınlar ve hepsine bir şans versinler yani. Çok güzel. Teşekkür ederiz Ali'cim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin son bir şey? Kapatıyoruz. Hayır. Söyleyeceğim bir şey yok. Sadece ben teşekkür etmek isterim. Buraya beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Çok teşekkürler herkese izlemek için. Bir dahaki sefer görüşürüz. Süpersin. Alkışlayalım, bitirelim. Ağzına sağlık. Geçmiş olsun. Yorum yap, beğen lütfen ve teşekkür ederim. Abone ol. Teşekkür ederim izlemek için.